1955 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 6594 sayılı kanunla kabul edilmiş 27 Mayıs 1955 tarihli resmi gazetede yayınlanmıştır. Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildikten sonra Trabzon'da büyük bir sevinç yaşanmış ve başbakana teşekkür telgrafları çekilmiştir. Trabzon Halk Eğitim Cemiyeti tarafından başbakana çekilen telgrafta sevinç ve şükran duyguları belirtilmiştir. Başbakan bu telgrafa kayıtsız kalmayarak üniversitenin kurulması ile ilgili duyduğu memnuniyeti ve ülkeye hayırlı bir üniversitesi olması fikrini dile getirdiği cevap telgrafını Trabzon Halk Eğitim Cemiyeti Başkanlığı'na göndermiştir. Karadeniz bölgesinde kurulacak üniversitenin bulunacağı yer hemen belirlenememiş, bölgede birkaç şehirde yapılan incelemeler sonucunda Trabzon'da kurulmasına karar verilmiştir. 1956 yılı bütçesine Trabzon'da kurulacak üniversite için yarım milyon liralık bir ödenek ayrılmıştır. Trabzon valisi Muhlis Babaoğlu'nun Ankara'ya Şubat ayında yaptığı ziyarette Maarif Vekili Ahmet Özel, üniversite için bir arsa bulunarak ihale hazırlıklarına başlaması talimatını vermiştir. Uygun bir arsa bulunduğunda derhal inşaata başlanması kararlaştırılmıştır. Üniversitenin yapılan incelemeler sonrasında havaalanı ve karayolu tesislerinin bulunduğu Değirmendere Köprüsü'nün doğu tarafında başlayan Kostumasya Köyü civarında kurulması kararlaştırılmıştır. 17 kişiye ait olan arazi 450 dekaralanmış olur. 1958 yılında üniversitenin yapımı ile ilgili çalışmalar Trabzon milletvekili Mustafa Reşit Tarakçıoğlu'nun girişimleriyle hızlandırılmıştır. Tarakçıoğlu, Maarif Vekili Müsteşariyle bir görüşme yapmış ve Müsteşar Osman Bey'in başkanlığında İstanbul Teknik Üniversitesi profesörlerinden 3 kişinin imzasıyla birlikte bir heyet kurulmuştur. Haftanın 5 günü üniversiteyle ilgili toplantılar yapan heyet, gerektiği takdirde Trabzon'a giderek incelemeler yapmıştır. Buna göre üniversitenin bulacağı alanın uçaktan bir fotoğrafı çekilecek ve inşaat buna göre şekillendirilecekti. Ayrıca üniversitenin binalarının projeleri en kısa sürede Türk Yüksek Mühendis ve Mimarları arasında müsabakaya konulacaktı. Müsabakayı kazanan projeye göre ihaleye çıkartılacaktı. Üniversitenin yapımıyla ilgili çalışmalar devam ederken bir taraftan da eğitim kadrosunun yetiştirilmesi amacıyla 1958 yılı içerisinde 10 uzman Avrupa'ya, 10 doçent Amerika'ya gönderilmiştir. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde görev alacak elemanlardan kendilerini yetiştirmeleri için Avrupa'ya gönderileceklerini seçme sınavları 1959 yılı Kuz yılı içerisinde tamamlanmış ve 1959 yılı yaz aylarında Trabzon Valisi Başkanlığı'nda bir komisyon kurularak üniversitenin şantiye binaları için ihalesi yapılmış ve 5 Temmuz'dan itibaren de şantiye binalarının inşaatına başlanmıştır. ...03-12-1961 tarihinde Üniversite Yardım Derneği kurulmuş ve dernek başkanlığına ittifak ile dönemin Trabzon Valisi Vefa Koyraz seçilmiştir. 19 Eylül 1963'te 336 sayılı kanun ile üniversitenin kadroları çıkartılmış ve temel bilimler, inşaat, mimarlık, makine, elektrik ve orman fakülteleri kurulmuştur. Trabzon'un dar sokakları, eski Rum evleri ve çalışkan insanıyla şehrinde 3 fakülteyle eğitime başlaması şehirde herkes için bir heyecan.
heyecan yaratmıştır. Vali, belediye başkanı, defterler maarif müdürü ve pek çok bürokrat yardıma koşmuş ve üniversite sözü her kapıyı açmıştır. Ancak o dönemde üniversite için mekan sıkıntısı çekilmiş ve bu sıkıntıyı azaltmanın en pratik yolu elde bulunan binalardan birini kullanmak olmuştur. Tarih 2 Aralık 1963. Trabzon'da bir bayram havasıdır. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin temel atma töreni yapılır. Törene katılan dönemin başbakan yardımcısı Profesör Doktor Turhan Feyzoğlu ile dönemin Milli Eğitim Bakanı Doktor İbrahim Öğüten törene katılır ve ilk harcı atanır. Aynı gün maşallıkta bulunan üniversite binası da törenle açılıp eğitim serüvenine başlar. İstanbul ve Ankara illeri dışında kalan ilk üniversite olma özelliğini de ufdesinde bulundurmuştur. Ayrıca Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye'nin 4. üniversitesi olmuştur. Artık Karadeniz Teknik Üniversitesi ilk öğrencilerine almak üzeredir. Bunun için Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin yardımına İstanbul Teknik Üniversitesi koşmuş ve ilk öğrenciler için İstanbul Teknik Üniversitesi'nde sınav yapılmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen bu adımın nasıl yapılacağını üniversitemizin bir numaralı öğrencisi ve aynı zamanda mezun olduğu Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde profesör olan Osman Çakıroğlu şöyle açıklıyor. 1963 yılı Haziran ayında Trabzon Lisesi'nden mezun olmuştuk. O zaman Türkiye'de 6 üniversitede eğitim veriliyordu. Mühendis olmak için İstanbul Teknik ya da Orta Doğu Teknik Üniversitesi tercih ediliyordu. Her üniversite ayrı sınav yapıyordu. Lisede matematik notu çok yüksek olanlar İstanbul Teknik Üniversitesi'ni tercih ediyor ve 5 yılda yüksek mühendis oluyorlardı. Düz mühendis olmak isteyenler ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne müracaat ediyordu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin sınavına girmek için Eylül ayında İstanbul'a gittim. Ve sınav yerimi öğrenmek için kampüse girdiğimde bir duyuru gördüm. Duyuruda Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin bu yıl eğitim öğretmeni